Barış Hocam, şimdi on cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder, etmeli dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Biz böyle milli mücadeleyi kaybederdik. Buyurun. Şimdi önceki sorunuzdan başlamadan evvel ben de Lozan'ı 24 Temmuz 1923, geçtiğimiz hafta kutladık Montreux'ü 20 Temmuz 1936, keza Kıbrıs Barış Harekatı'na adımı ona borçluyum 20 Temmuz 1974, arada Erzurum Kongresi abi, var. Temmuz benim de Ağustos, kızım 20 Temmuz doğumlu. Temmuz ve Ağustos bizim zafer aylarımızdır. Buradan 26 Ağustos'a da selam. Buradan 30 Ağustos'a da selam. Bütün Kuvayi Milliyecileri, bütün Cumhuriyetçileri, bütün kahramanları, bütün şehit ve gazileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ha şimdi gelelim bu Zoom toplantısına. Ben de bir siyasi tarih hocası olarak İlber hocamızın bir talebesiyim. Biraz da haylaz bir talebeyim elbette. Nasuhi Bey benden daha müdavimdir. Ve de bir hasbelkader bir iletişim fakültesinde yıllardır hocalık yapan bir eski meslektaşınız olarak Sena Hanım meslektaşım. Dört şey saptayabildim. Birincisi işin etik boyutu, işin teknik boyutu, işin ideolojik boyutu ve işin demokratik boyutu. Şimdi hemen teknik boyuttan başlayalım. Yani bir Zoom toplantısı olur mu? Olur arkadaş. Yani şimdi sevgili nasıl uygun gör meslektaşım İstanbul'a gelmediği ya da gelemediği için Ankara'dan bağlanıyor. Bizler, Faruk Bey de ders veriyor. Bizim de. Ama 80 milyon izliyor Barış'cığım yani şimdi. Değerli kadim dostum Ümit Koca Sakal'da ben de pandemi ortamında ne yaptık? Teknik aparatlara daha fazla başvurduk. Skype ortamında bağlantı. Yani evet, işin eğer aynı mekanda fiziksel olarak bulunamıyorsanız teknik bir çözüm var günümüzde. Belki ama hocam burada itiraz Zoom'da yapılmış olmasına değil. Zoom değil şimdi orada etiğe geliyoruz. Evet, İnsanlar ama dersi, ama yüksek lisansı, ama doktorayı, ama sohbeti Zoom ortamında, Skype ortamında yapabilirler mi? Yapabilirler. Bu demokratik bir haktır. Hele bir siyasal parti çatısı altında yapılıyorsa eğer. Ama burada eğer halen genel başkanın sağ kolu olup, grup başkanı, grup başkan vekili olup, MYK'ya genel başkanın lütfuyla, himmetiyle, icazetiyle, oluruyla, onayıyla girip, ama nihai hedefi de, ki bu demokratik bir haktır, baştan şerh düşeyim, genel başkanı koltuğundan etmek olan bir toplantı olursa eğer, işte o etik değildir. Teknik altyapı vardır. Demokratik de bir haktır. Yasal bir engel de yoktur. Ama etik midir? Değildir. Hı. Arkadaş çıkar dersin ki, Sayın Genel Başkan ben adayım. Muharrem İnce onu yapmıştı nitekim. Dolayısıyla ben grup başkan vekilliğinden de istifa ediyorum. Ben çünkü size karşı aday olacağım. Doğru olan budur. Demokratik hakkı kullanmak adına da, etiğe uymak adına da. Şimdi etik ve teknik boyutu böyle özetleyeyim. Daha fazla Serkan Bey dostumun zamanını gasp etmeden. Şimdi gelelim ideolojik boyuta. Bu yeni, yenilenme deyince ben biraz ürperen insanlardanım. Bunu zaten neden? Geçen programda da sevgili Faruk Aksoy beni teyit edecek. O çok dikkatli dinler çünkü konuşmuştuk. Böyle yeni deyince ben hemen biraz ürperiyorum. Temkinli, tedbirli, ihtiyatlı yaklaşmak taraftarıyım ben bu yeni lakırlılarına. Hani eskiler, değişimde de aynı ürperti yaşıyor musun? Değişimde de aynı ürperti var. Evet. Aynı. Teyakkuz halinde, müteyakkiz derler. Evet. Müteyakkiz ve müdebbir. Evet. Şimdi neden şundan? Çünkü bu yeni, bu değişim kolaylıkla dönüşüme, kolaylıkla başkalaşmaya. Sevgili Ümit ve benim ortak dostumudur Hüseyin Özbek. Selamlıyorum, eminim izliyor şimdi bizi. Mankurtlaşma da o. Mankurtlaşmaya, savrulmaya dönüşebilir. Hmm. Aytmatov'dan mülhem mankurtlaşma. Neden? Şundan. Çünkü bir ideolojik pusula, bir ideolojik kerteriz, bir ideolojik yön duygusu yoksa eğer, bu cafcaflı, bu havalı, bu sevimli, bu çekici laflar insanı öyle yerlere savurur atar ki o insan da samimiyetle farkında olmayabilir bakınız bunun. Şimdi az evvel sevgili Faruk tabii o da kıdemli gazeteci Altan Öğmen adını verdi. Meslek büyüğümü selamlıyorum buradan. Rahmetle alalım. Deniz Baykal adını verdi. Hikmet Çetin'i unuttun sen bu arada. Ara dönem var değil mi? O da mülkiyelidir. Nasuhi'nin büyük devresidir o da.
Tabii. Acaba İlber Hoca'yla aynı hatta dönem olabilirler mi yani? Belki daha büyük dönem olabilir. Şimdi arkadaş, Hikmet Hoca biraz daha önce radikal. Daha eskidir değil mi Hikmet? Hikmet ve İlber Hoca'dan. Şimdi acaba ideolojik berraklık olmayacak mı? Yani yenileşme diyenlerle koltuğunu koruma derdinde olanlar. Acaba partinin tarihsel kökleri, partinin kurucu felsefesi, altı okun altısına birden aynı kararlılık, aynı tutarlılık ve aynı yüreklilikle sahiplenme anlamında birbirlerinden farklı mı düşünüyorlar? Ya şu milliyetçiliğin de anlamı kalmadı. Altı oktan bunu çıkarsak ne olur diyenler. Hepsi bu konuda hemfikir bak mesela. Var mı acaba? Eminim vardır. Canım ne mutlu Türk'üm diye lafının da anlamını kalmadı. Hatta İlber Hoca girmeden evvel takılıyordu ya bize, ya bu Türkiye'lilik ne saçmadır diye. Evet. Ya Türkiye'lilik diyelim. Bak moda da. Üstelik bu 10 Aralıkçılar partide bayağı etkililer. Ve sesleri de çıkmıyor. Bu, enteresan. Efendim Soros'un vakıflarında çalışanlar partide hayli de örgütlüler. Türkiye'lilik lafını seviyorlar. E canım biz bunların da delege içinde bir 1200-1300 kişidir değil mi sanırım? Nasıl Uygun Gör beni şimdi teyit edecektir. 1200-1300 arası. Bu delege arasında da bunların bir karşılığı var. E biz böyle lakırdılar edelim mi diyorlar mı? E muhtemelen diyorlardır. Yani acaba bir ideolojik berraklaşma, bir ideolojik arınma olmadan yenileşme acaba nerelere gidecek? Mesela. Akla bu da geliyor. Bir diğeri, acaba örgütsel anlamda, şimdi burada iki tane yetkin hukukçu var. Partinin tüzüğü partinin anayasasıdır. Örgütsel anlamda acaba kafanızda nasıl bir örgüt tasavvuru ve tahayyül ediyorsunuz arkadaşlar diye şimdi soralım biz de. Yani gene delege ağalarının olduğu bir örgüt yapısı mı, yoksa bilinçli parti eğitimlerine katılan, sürekli ve düzenli olarak partinin aidatını ödeyen, partide görev almanın biricik yolunun katılım ve demokratik mekanizmalar olduğunu düşünen ve partide eğer bir yere gelinecekse, bir adaylaşılacaksa eğer partinin herhangi bir yeri içinde, partiden gayrı ülkenin herhangi bir makamı içinde. Belediye meclis üyeliği de olur, belediye başkanı adaylığı da olur, milletvekili adaylığı da olur. Acaba orada bütün üyelerin katılımıyla ama sağlıklı, bilinçli, nitelikli bir örgüte dayanan, o örgütten neşet eden bir üyelikle mi acaba, o üyelerin oyuyla mı acaba bir yere gelelim, yoksa genel başkanın lütfuyla, icazetiyle, himmetiyle ve delege ağalarıyla delegelik müessesesiyle pazarlık yaparak mı acaba bir yere gelelim? Şimdi pek değinilmiyor. Elbette şimdi burada sevgili Faruk ve sevgili Nasuh Güngör var. İkisi de kıdemli gazeteci. E siz de Ankara kökenlisiniz. Sizin de öyle bir geçmişiniz var. Ben şimdi bunu ukalalık etmiyorum ama ben de bir 20 yıl gazeteciliğim var. Acaba şu soru akla geliyor mu arkadaş? Örgütle ilgili sorularda. Bu delege ağalığı partinin başının belası mı değil mi?